Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyse milli pastamız olan bisküvili pastayı yapacağım. Ama tabii ki bal kabaklı olanını yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle pastanın muhallebisini hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı un, yarım su bardağı şeker ve 2 su bardağı süt kullanıyorum bu muhallebi için. Ben küçük borcamda yapacağım için az miktarda muhallebi yaptım. Pişirdikten sonra da bir paket vanilya ekleyeceğim bu muhallebiye. Eğer siz kat kat ve daha büyük bir borcamda pasta yapmak isterseniz muhallebi miktarını arttırabilirsiniz. Şöyle arttırabilirsiniz onu da. Bir bardak süte bir yemek kaşığı un gibi düşünün. Yani 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un kullandım. Atıyorum siz de 5 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı un kullanın. Tabii ki doğru orantılı bir şekilde şeker miktarını da damak tadınıza göre arttırmak zorundasınız. Onu da 1 su bardağı şeker olarak arttırabilirsiniz. Burada da yaklaşık 400 ila 500 gram arasında bir kabak tatlısı var. Annem daha önce bu tatlıları yapmıştı. O tatlıdan kalan kabakları böyle bir çatal yardımıyla ezip pastada kullanacağım. Bu tatlıyı mutlaka deneyin. Yani özellikle böyle çok miktarda tatlı yapıp yemekten sıkıldığınızda farklı bir boyuta taşıyorsunuz kabak tatlısını. Çok güzel oluyor. Bu pasta için herhangi bir bisküvi kullanabilirsiniz. Evde olan fark etmez. Yulaflı, burçak ya da petibör bisküvi. Bizim evimizde şimdi bu vardı benim elimde. Kremeli bu. Kremeli. Evet, kremalı demek istedim. Diyemedim de. Neyse anladınız siz onu. Böyle diziyorum borcama, süte batırıp diziyorum ki böyle yumuşak yumuşak olsun diye. Çünkü iki katlı olduğu için bunun yumuşaması zor olacaktır. Tabii ki siz petibörle kat kat yapabilirsiniz. Bisküvilerimi hazırladıktan sonra hazırlamış olduğum muhallebimin kaynadıktan sonra bir paket vanilyasını ekledim, karıştırdım. Şimdi üzerine dökeceğim. Güzelce yaydıracağım. Sıcak sıcak döküyorum ki bisküvilerim iyice yumuşasın diye. Şimdi burada eklemek istediğim bir şey var. Bu kısmı o yüzden bayağı bir yavaşlattım uzun uzun konuşayım diye. Evde hali hazırda kabak tatlısı yok diyenler için 500 gram kadar kabağa 1 su bardağından başından bir parmak eksik olacak şekilde şeker ekleyip aynı reçel yaparkenki gibi bir gün önceden sabaha kadar bekletip sulanmasını bekledikten sonra ocakta yumuşayana kadar pişirip tatlınızı yapabilirsiniz. Ay benim vaktim yok, aynı gün içerisinde yapmam lazım falan diyenler için de 1 su bardağın yani 1 su bardağı kadar değil de yarım su bardağından biraz fazla su ekleyin tencereye. Aynı gün içerisinde pişirip yumuşayana kadar aynı şekilde tatlınızı elde edebilirsiniz. Evet, söyleyebildim. Muhallebimi koyduktan sonra içerisine bir avuç kadar ceviz kırığı vardı evde. Bence kabak tatlısına çok yakıştırıyorum ben cevizi. O yüzden arasına biraz ceviz ekledim. Ceviz yerine fındık olabilir, badem olabilir. Yani siz neyi seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Hiçbir şey eklemeseniz de olur. Zaten böyle de güzel olur yani. Siz bilirsiniz. Artık son aşamaya yaklaştık. Yapmış olduğumuz tatlımızı güzelce koyuyoruz. En üzerine bir çatal yardımıyla güzelce yayacağız. Evet, bu videonun burasına kadar izlediyseniz bunu da hobiyologdan öğrendim canım hocam. Bir kalp, bir şey yazın yani iyi olur. Elinize sağlık falan, izledik falan. Her şey olur, kabulümüzdür. Yalnız bu videoyu seslendirirken acayip dilim sürçtü. Yani hep hata yaptım. Hep bir hebele hübele. Nazar mı değdi ne oldu bilmiyorum artık. Yıldızım düşük benim galiba anlamadım yani.
Evet arkadaşlar, abone olmayı da unutmayın lütfen. Lütfen. Şimdi tatlı bu şekilde hazır. İsterseniz bu şekilde buzdolabına kaldırıp dinlendirebilirsiniz. Ben üzerine Hindistan cevizi de dökeceğim. Şöyle biraz kar yağmış gibi olsun, görüntüsü olsun diye. Yani benim için Hindistan cevizi bu görüntüyü veriyor. Onu demek istedim yani. Tatlınızı eğer birkaç saat dolapta güzelce dinlendirirseniz kalıp gibi çıkar. Ama ben çok fazla dinlendiremedim. Vaktim yoktu. Gene de güzel çıkmış şekli. Şöyle kıvamını göstermek istedim size. Dediğim gibi bunu kat kat bir şekilde malzemeyi arttırarak petibör bisküviyle de yapabilirsiniz. Evde bu malzemeler olduğu için ben bunları değerlendirerek yaptım. Sizlere de fikir olur. Evet, geldik videonun bittiği yere. Müthiş bir enerji düşüklüğü var bu aralar bende. Yani sesime de yansıyordur muhakkak. Neden? Çünkü abone olmuyorsunuz yani. Olun bence. Neyse, video yüklediğimde anında haberdar olabilmeniz için ne yapıyorsunuz? Abone olup bildirim zilini açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Videomu tüm sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.